Dikkat! Alıcınızın ayarlarıyla oynamayın. 4K özel videolarımız her cumartesi ve salı günleri yayınlanmaya devam edecektir. Şu an izlediğiniz videolar günlük olayları cep telefonu ile çekip vlog olarak sunulmasıdır. Evet, merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Herkesin sağlığı, keyfi yerindedir. Herkesin neşesi yerindedir diyelim. Saat sabah şu an 9:10 geçiyor. Güne yine erken başlıyoruz. Aslında daha erken başladım ama şimdi bilgisayar başına geçince kamerayı elime alabildim. Arkadan şu şapırtılar ne diye soracak olursanız. Tamam yaz sen. Bam bam tabii ki afiyetle mamasını yiyor. Zaten hayat ona güzel. Her şey hazır. Yemeği geliyor, yürütülüyor, seviliyor, okşanıyor. Ay vallahi bazen bam bam olasım geliyor. Arkadaşlar normalde ben hiç sevmezdim ama burada bir haftadır böyle sabahları kahveye başladım. Hiç benlik hareketler değil normalde. Ama o kadar soğuk oluyor ki şu ara balkon. Çok soğuk olduğu için böyle sıcak bir içecek hoşuma gidiyor. Şimdi önce bilgisayar başında biraz işlerimi halledeceğim. Yine videolarım var. Şöyle arkama da gene telefonu kurdum. Tripodum da beni çekecek yaparken. Size böyle tüm anlarımızı göstermeye çalışıyoruz. Umarız hoşunuza gidiyordur. Değil mi bu durum? Murat! Ufak ufak hareketlenmeye başladı oğlumuz. Sen bana bakıyorsun öyle. Sen oradan bana mı bakıyorsun ya? Tatlı bebek. Miyam, miyam da çok güzel benim bak arkadaşım. Güzel, ikisinin güzelliğine bak ya maşallah. Ne oldu prensesine? Ay, hava soğuk değil mi Filiz? Vallahi yeni yaktık sobayı da daha ısınmadı ev. Biraz soğuk. Şöyle bir kahvaltı edelim de. Çocuklar hala o yüzden böyle ayıcık gibi. Uyku tutumlarıyla dolaşıyorlar, dolaşıyorlar. Değil mi kızım? Tamam geleceksin gel. Ne istedin? Acıktın mı? Acıktık vallahi ya. Aha ekmek almam lazım değil mi? Hamur mu yaparız ekmek mi? Ha? Sen bilirsiniz fark etmez benim için. Hamur geç olur ama sanki ya ekmek alayım ben. Ekmek alıp geleyim. Öyle mi anneciğim? Miyacığım, birazcık kardeşine senin kardeşine bir. Birazcık onu oynatabilirsin sen. İster misin oynamayı? Miyacığım, siz hayatı paylaşacaksınız kardeşinle. Bu senin arkadaşın, kardeşin değil mi? Kardeşim. Dün bana şey diyor, dostum annem. Dostum annem. Dostum kardeşim de. Dostum kardeşim, beni bırak. Hadi ver bakalım avokadoyu kardeşine aşkım. Hayır. Vermene gerek yok sadece onu da göster. Göster bak, bak göster bak. Burnunun ucuna götür. No. Neden? I don't even know. Neden? İstemem. Ama istiyor olabilir kardeşin belki. Nasıl kıyacaksın kardeşine mi? Öpmek ister misin onu? Seni çok seviyor kardeşin. Şu anki hedeflerimin bir tanesi, daha doğrusu hedef denemez buna tam da beklentilerimden bir tanesi. Murat Deniz'i ekmek almaya böyle yollayacak kadar büyümesi. Herhalde orada bu kaderi yenmiş olacağım ve artık ekmek almaya ben gitmeyeceğim. Kendimi bildim bileli 6-7 yaşlarımdan beri evin ekmeğini hep ben alırım, hep ben giderim. Bundan bir türlü kurtulamadım. Ufak kardeşim var mesela benim, Ege. Buradan selam olsun, İtalya'da o da şu anda okuyor. Bir defasında böyle bir galeyana gelmiştim artık. Ya yeter niye ben gidiyorum Ege gitsin diye.
O küçük gidemez demişlerdi. Ortaokula gidiyordu o zaman. Hala ben gidiyorum yani. Filiz böyle patates kızartmalık doğramış patatesleri. Çok uzun süredir yapmıyoruz Filiz ha. Yeterli olmayacak değil mi? Soyarsan bana bir tane daha. Bir tane mi? Kaç tane daha lazım sence? Bence iki tane gerekli. Kes. Ulan şu patates lazım. Sen direkt yıka ver bana istiyorsan. Ezeceğim zaten. Ben aslında ergenlik hayalimdi ya böyle bir restoran açmak, yemek yapmak. Valla. Hep böyle birkaç arkadaşımla kafe açma hayali kurup böyle hatta bayağı girişimlerde falan bulunduğumuz da olmuştu. Böyle yer bakmıştık. Bir emlakçıyla 50 tane kafe dolaşmıştık. Böyle nargile kafe o zamanlar tabii meşhurdu. Bilmiyorum hala vardır herhalde değil mi nargile kafeler herhalde. Bilmiyorum. Açık alanlarda belki vardır da kapalı ortamlarda. Bizim zamanımızda şey vardı, dershaneye giderken Tomruk vardı Bakırköy'de. Hı. Benim ilk nargile içtiğim yerdi. Bu arada herhalde ben nargile içmeyeli de bir 15 sene olmuştur. Yani... Şunu koyayım buraya. Böyle yemek yapmayı çok seviyorum neyse. Ama sevdiğim şeyleri. Evet. Tercih et olacak. Neyse yani. Ha? Yani mikrofon bende duyuluyor mu acaba onu merak ediyorum. Ha. Şöyle şuraya konuş böğrüme böğrüme. Diyorum ki et olacak. Her malzeme böyle bol bol olacak. Yani öyle güzel değil mi dostlar? Öyleyken ben de seviyorum. Sen de... daha güzel yapıyorsun tabii et yemeklerini. Ya işte sen de hamur işlerinde bir marka oldun yani. Şimdi benim patatesli yumurta da meşhur dostlar. Benim yine özel kendi tarifim. Biz önce derin yağda patateslerimizi kızartıyoruz. Sonra biraz tereyağda derin yağdan aldıktan sonra tekrar oynuyoruz patatesle. Üstüne önce yumurtanın beyazını... Beyazı iyice piştikten sonra da sarısını koyup çok az pişirip alıyoruz. Ağzım sulandı anlatırken. Yumurcadan mesaj. Patron çıktım geliyorum. Geçelim birlikte arabadan. Tamer abiler yarın gidecekmiş. O yüzden birlikte geçiyoruz. Başka şunları imzalaman lazım senin. Sen şunları imzala da. Döndürme için. Her sayfasına mı? Her sayfasına. Dostlar artık patatesli yumurta tarifini başka bir videoda sözüm olsun size. Çok güzel yapıyorum çünkü. Ay bir hızlıca adaya gidip geleceğiz. Hem kargoları vermek için hem de biliyorsunuz kapıda ödeme için artık anlaştık. Bazı belgeler vardı. O belgeleri imzaladık. İşte kaşeledik vesaire. Bugün götürüp onu teslim edeceğiz. Sonuçta... Şirketimizin sahibi Filiz. Alt köşesine ama. Evet, kaşeyi bas üstüne imza al. Bir söyler misin Filiz'ciğim? Instagram'dan bize direkt DM atarak sipariş verebilirler artık. Evet artık Instagram'dan direkt sipariş verebilirsiniz ve kapıda ödeme yapabilirsiniz. Şimdi onun için gerekli evrakları imzalıyoruz. Sonrasında da tamam olacak. Oy hemen hızlı bir iki de kargomuz vardı. Filiz sağ olsun onu da hazırladık. Bu arada Filiz rica edeceğim biraz bana ayır vallahi bir tarafım şişer. Hadi şimdi. Bakalım ben devralayım. Al bakalım. Ben sözünü verdim ya daha sonra güzel bir böyle patatesli yumurta tarifi yapalım. Oy o sese kurban olur. Biraz abarttı. Açtım ya şu an çok böyle. Güzel bir şey at ağzına yok, hiç lokma. Yok. Gideyim geleyim keyifle yemek istiyorum. Yani hızlı hızlı yemek hiçbir zaman benim hoşuma gitmiyor. Çünkü yemek yemek bir sanattır. Yemek yemek bir
öyle hızlıca yapılması gereken bir şey değildir. Böyle yavaş yavaş, sindire sindire, ağır ağır, zevk ala ala. Evet, kısacık yemek molalarıyla çalışan biri olmadığın için senin böyle lükslerin var demek ki. Oy, çok uzun süre sonra ilk defa bugün Sevgi Köyü'nün kargosu yok. Sadece bir hepsi burada kargom var. Trend yol yeni almıştı evden. Hepsi burada götüreceğim yurt içine. Oh. Evet, nasılsın Mücan? İyidir valla. Sen nasılsın? Benden de iyilik. Oo, bizi çekememişim. Şöyle. Artık alıyor. Valla ne olsun. İşler güçler uğraşıyoruz. Ekmeğimizdeyiz. Sizin şu son videoyu ne zaman çekeceğiz Mücan? Bu akşam çekelim abi. Bak, duyuruyoruz buradan devamlı. Bunu yetiştirmemiz lazım hafta sonuna. Evet arkadaşlar, yurt içine geldik. Belgelerimizi ve kargomuzu vereceğiz. Hocam 2-3 güne onaylanırmış. Tüm belgelerimizi verdik. Her şey artık. Okey. Tamam. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Mücum sağ olsun hep yanımda ya. Dedim bir alışveriş de etmem lazım. Hazır geldik Sakarya'ya. Beni Migros'a getirdi. Artık beraberiz abi. Yanındasın da. Sağ ol, var ol valla. Yine dedemizle geldiğimiz Migros'tayız. Fiyatlar iyice uçmuş arkadaşlar. Bakalım neler alabileceğiz. Şimdi bugün alışveriş etmek için 900 lira bütçem var. 900 lirayla bakalım ne kadar dolacak araba. Onu göreceğiz birlikte. Şimdi mama fiyatları 280 lira bir mama. 300 lira. Artık güvenlik şeyi takıyorlar ya. Resmen saya saya alışveriş yapıyoruz ya. Kaç para tuttu, kaç para tuttu. Şimdi son bir de salça arıyorum. Salçayı da alırsam tam 900 lira olacak galiba. Evet, salçalar da burada. Biz gene Migros salçası alalım. Çok fiyat farkı var çünkü. Arada biri 59 lira, biri 30 lira. Başkan kaç para tutar sence? İnşallah 900'ü geçmez. $895.56 Çok güzel. $895.50 Evet Mücan, becerdik 900 liraya geçmeden alışveriş yapmayı. Ben böyle sana söylerken topla diye 5 lira falan fazla söyledim. Çünkü hep korkarım biliyor musun kasada kalmayı. Benim kabusumdur yani öyle bir şey. Herhalde bir dakika para çekeceğim der kaçar, bir daha da buraya uğramazdım yani. Herhalde bir şey olmaz. Müco da doğalgazı yatırıyor. Müco'm ne kadar gelmişti doğalgaz? Lütfen şifrenize giriniz. Abi 2100 küsur. Oh maşallah. Hoş. Geçen videoda söylemiştim ben. Yo, bugünkü videoda olacak galiba. Ya, soba başında şey yaparken dedim Allah'tan doğalgaz faturamız yok bir de. Çok ya. Çok değil mi abi? Yani insan ısınmak için, insan gibi yaşamak için 2000 lira vermemesi lazım. Yani çocuğu üşümesin diye 2000 lira vermemesi lazım. Kaç ay daha gelir böyle yüksek? Vallahi inşallah kış çabuk biter. Ki kış gelmedi diyorlar da. Geçen videoda orman şeyinde çiçekler açılıyordu hani. Bahar gibiydi. Şükrü'nün de hayvanların gezdiği yer çamur içindeydi. Yeşil yeşil otlar çıkmaya başlamış. Geçmiş olsun. Oh, her gün zorlaşan hayat şartları. Hop, video yüklenmeden yetiştim. Şimdi banner ayarlarımı yapabileceğim. Almam gereken şeyleri de aldım. Çok huzurlu bir şey evin erkeği için, baba için. Gerekli olan şeyleri almak ve eve getirmek. Ay, Allah tüm babalara, tüm böyle evin erkeklerine inşallah hep böyle ihtiyaç olan şeyleri alma gücü versin. Dostlarımız. Hop, selamlar. Hoş geldin. Hoş gördük. Evet, bugün biraz daha erken oldu.
Koy koy koy. Aaa! Aferin Mia ya! Mia'm sen tuvalete mi yaptın tuvaletini? Alkış Mia ya! Aferin Mia ya! Aferin. Çok sevindim. Bambam üşümez. Kıyafeti de var. İçeri giremediği için. Ha. Alışverişten 900 lira tuttu. Bu arada aşkım açlıktan anırink. Sen bir şeyler yaparsın, ben de şu bannerları düzenleyeyim. 4 ay yazıyor üstünde. Biri gece aldım, biri de gündüz aldım. Ya bunlar bir de çok daha uygun oluyor. O 280 lira, bunlar 55 lira mı? 52 lira mı? Öyle bir şey. Tabii gramajları farklıdır, o daha artık büyük zaten de. Zaten bir ay kaldı. Biraz sonra normalde de çorba şeyleri vereceğiz zaten. Ufak pürelere de başlarız şimdi. Ben de şöyle bannerlarımı ayarlayayım hemen. Akşam yüklenecek video için. Sevgi bekliyor. Gel. Gel. Oğlum benim. Oğluşum. Oğluşum. Canım. Babasının gülü. Bir tane. Gel buraya gel. Gel. Hop. Bam bam. Oğlum. 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 Canımın içi. Senin gene ağzın kokmaya başlamış. Ben sana bir kemik alayım. Alayım şöyle biraz dişlerini de fırçalayalım tekrar. Tosun tosun. Tosun paşa. Oh. Surata bak, gülüyor resmen. Tosun paşa. Bam bam, şimdi işlerimi halledeyim biraz. İn benim üstümden, tamam mı? Hadi oğlum. Yalama, beni yalama. Ağzında kokuyor zaten. Hadi. Evet arkadaşlar, tüm gün evde olmayınca bugün odun kesme işi biraz böyle geceye kaldı. Ama kesmek lazım çünkü havalar soğuk. Çocuklar üşümesin değil mi? Kimileriniz diyebilir, fındık odunuyla ısınılır mı? Ne yapıyorsun Deniz? Ama şu an elimizde olan bunlar ısınabilmek için. Evet, biraz böyle fazla uğraştırıcı oluyor. Çünkü ufak ufaklar ve hızlı yanıyorlar bir de. Kalorileri çok yüksek. Çok iyi ısı veriyorlar ama köz bırakmıyorlar. Köz bırakmadığı için de devamlı içinde o alevi tutmanız gerekiyor. O yüzden hani devamlı atmanız gerekiyor ufak ufak da olsa. Atmazsanız sönüyor. Ama ince oldukları için de sönse de aslında çok sorun olmuyor. Çünkü çok çabuk tekrar yakabiliyorsunuz. Bir de bacayı çok tıkıyormuş duyduğumuz kadarıyla etraftan söylenen. Onun için de 10 günde bir bu baca aç diye bir şey var. Özel bir şey, sobada yakıyorsunuz. Bu borulardaki kurumları temizliyormuş, işte bir şey yapıyormuş. Tam nasıl çalışıyor bilmiyorum. Ondan atıyoruz. Şu anlık bir sıkıntı yaşamadık. Tabii motorlu testere bir bakıma gitti şu anda, aslında onu bekliyorum. Motorlu testereyi aldığım zaman bunların hepsini kesip istifleyeceğim. O zaman benim için daha rahat olacak. Çünkü her gün bir yarım saat böyle odun kesme merasiminden kurtulmuş olacağım aslında. Yani her gün kendi işlerimizi yapabilmek için ekstradan bir yarım saat 40 dakika gibi vaktim olacak. O zaman daha rahat olacak. Bir taraftan da aslında şuna seviniyorum. Hareket etmiş oluyoruz, bir hareket geliyor. Devamlı yani odun kesmek çünkü efor harcatan bir iş. Şu anda her gün böyle bir yarım saat 40 dakika kardiyo yapıyor gibi hissediyorum kendimi. O da bir taraftan mutlu etmiyor değil. Mutlu etmiyor desem yalan olur. Sırtımda odunlar. Geçen bir can bağımız Noel Baba'ya benzetmişti. Evet, aynı onun gibi. Oh. Evet sevgili dostlarımız, evimizdeyiz, sobamız yanıyor, sıcaktayız, çocuklarımız yanımızda, biz sağlıklıyız, yan yanayız. Huzurumuz yerinde, çok şükür. Şükrettiğimiz şeyler. Evet, biraz maddi açıdan şu aralar gene herkes gibi herkes zorlanıyor. Evet. Hani ayrı bir şey yaşamıyoruz, bizim yaşadığımız özel bir şey değil bu diye düşünüyorum.
bir dönemden geçiyoruz. Ama sevgimizle, birliğimizle bu günleri de atlatacağız diye düşünüyorum. İnşallah. Evet sevgili dostlar, kanalımıza abone olup bildirim zilini açtığınız için çok teşekkür ederiz. Ayrıca yorumlarınızı çok severek okuyoruz. Değil mi? Özellikle bu zor günlerde böyle bize çok moral olan, motivasyon olan bir şey. Bizim aktivitemiz diyeyim. Yani günlük aktivitelerimizden bir tanesi. Çok severek okuyoruz, kendi aramızda tartışıyoruz. İşte dostluklarımız, yazışmalarımız bayağı büyük bir aile olduğumuzu hissettiriyor bize. Bu yüzden de çok teşekkür ediyoruz ayrıca. Öyleyse bugünlük biz ayrılan sürenin sonuna geldik diyelim. Bir sonraki videoda görüşene kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.